Söz sizde. Sayın Eğitim Ateşem, Sayın Başkonsolosum, kıymetli öğretmen arkadaşlarım ve sevgili katılımcılar, bugün Ulu Önder Atatürk'ün 24 Kasım 1928 Millet Mektepleri Başöğretmeni ünvanı aldığı gündür. Türkiye Cumhuriyeti Münih Başkonsolosluğu Eğitim Ateşeliği tarafından organize edilen 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün moderasyonda ben Ramya Büşra Yeşil ve Funda Balcı öğretmenimiz yer alıyor olacağız. Sizleri baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk, şehit öğretmenler ve aramızdan ebedi olarak ayrılmış tüm öğretmenler için öncelikle bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Öğretmenlik mesleği insanlığın en şerefli tacıdır. Dünya var oldukça en temiz, en gururlu meslek öğretmenlik olacaktır. Programımızın açılış konuşmasını yapmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Münih Başkonsolosu Eğitim Ateşesi Sayın Profesör Doktor Mustafa Çakır'ı davet ediyorum. Çok teşekkür ederim değerli öğretmenim. Sayın Başkonsolosum, kıymetli öğretmenlerim, değerli veliler, sevgili çocuklar. Öğretmenlik mesleği gerçekten kutsal bir meslek. Öğretmen olarak hem dini hem içtimai anlamda, sosyal ve kültürel anlamda öğretmenler önemli görevleri yerine getirmekteler. Hazreti Ali bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum demiş. Gazi Mustafa Kemal Atatürk kendini tanımlarken benim en önemli özelliğim öğretmenliğimdir demiş. Türkiye'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlanması 1981 yılından bu yana başlatılmıştır ve 24 Kasım 1928 az önce Büşra öğretmenimizin de ifade ettiği gibi Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün
Millet Mektepleri baş öğretmenliğini kabul ettiği gündür. Bakanlar Kurulu da Mustafa Kemal Atatürk'e Millet Mektepleri baş öğretmenliği unvanının 11 Kasım 1928'de yaptığı toplantıda vermiş ve bu unvan 24 Kasım'da Millet Mektepleri Talimatnamesi yayınlanması ile resmileşmiştir. Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü olan 1981 yılında onun baş öğretmen oluşunun yıl dönümlerinin ülke çapında Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verilmiştir. 26 Şubat 1981'de resmi gazetede yayınlanan Öğretmenler Günü kutlama yönetmeliğiyle de Öğretmenler Günü'nün amaçları, kutlama komitelerinin görev, yetki ve sorumlulukları ve kutlama gününe ilişkin esaslar belirlenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Münih Başkonsolosluğu da başta misyon şefimiz Sayın Başkonsolosumuz Mehmet Günay Beyefendi olmak üzere onun liderliğinde ve verdiği destekle Öğretmenler Günü haftasını bir dizi etkinlikle kutlamaktadır. Etkinliğimiz geçtiğimiz pazar günü Lansuut Yunus Emre Camisi ve Kültür Merkezi'nde yapılan etkinlikle başlamış ve burada özellikle ebediyete irtihal eden öğretmenlerimiz, şehit öğretmenlerimiz için dualarla haftanın ilk etkinliğini başlatmış bulunuyoruz. Bugün de yine Başkonsolosluğumuzda öğretmen arkadaşlarımızı temsilen bir grup arkadaşımızın katılımıyla çelenk sunma törenimiz gerçekleştirilmiştir. Şimdi de yine Öğretmenler Günü kutlama programımız devam ediyor. Hafta sonu da pandemi şartları el vermesi halinde bir araya gelme gibi bir programımız öngörülmekte. Ancak şu anda her gün artan vaka sayıları dolayısıyla da konuyu netleştiremedik. Süreci takip ediyoruz. Bu konuyla ilgili duyurularımızı da ayrıca sizlere ileteceğim. Bu duygu ve düşünceler içerisinde değerli arkadaşlarım, öğretmenlik mesleği her geçen gün aslında değerini artan bir meslek halindedir. Zor zamanların özellikle mesleği olarak dikkat çekmektedir. Yurt dışında yaptığınız fedakar görevlerinizi, zor şartlar altında yerine getirdiğiniz görevlerinizin farkındayız, bilincindeyiz. Bu nedenle her zaman ben eğitim ateşesi olarak yanınızdayım. Sayın Başkonsolosumuz zaten en önemli eğitim gönüllüsü olarak her zaman yanımızda, yakınımızda ve bizim desteğimizde. Dolayısıyla biz birlik ve beraberlik içerisinde vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermeye gayret edeceğiz. Bu bilinçle hareket edeceğiz. Bu organizasyonun gerçekleşmesinde de katkılarını veren Sayın Başkonsolosumuz başta olmak üzere değerli öğretmen arkadaşlarımıza da teşekkürlerimi, şükranlarımı arz ediyorum. Programın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Teşekkür ederiz Sayın Ateşem. Şimdi günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Münih Başkonsolosu Sayın Mehmet Günay Beyefendi'yi davet ediyorum. Çok teşekkür ederim kıymetli öğretmen arkadaşım. Sayın Ateşem, çok değerli öğretmen arkadaşlarım, sizleri saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bu onurlu ve mutlu gününüzde sizlerle bir arada olmaktan dolayı, sizin bu mutlu gününüzü birlikte içinde bulunduğumuz pandemi koşullarına bağlı olarak çevrim içi de olsa kutlamanın heyecanını yaşıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta siz değerli öğretmen arkadaşlarım olmak üzere tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü içtenlikle kutluyorum. Bugüne kadar yapmış olduğunuz özverili, değerli katkılarınızdan dolayı da şahsım ve Başkonsolosluğumuz adına şükranlarımı sunuyorum. Evet, benden önceki değerli hatip arkadaşlarımın da Sayın Ateşem'in de ifade ettiği gibi öğretmenlik mesleği çok kutsal ve çok önemli bir meslek. Dolayısıyla bunu icra eden sizler de gerçekten bizim baş tacımızsınız. Bu anlamda sizin yapmış olduğunuz özellikle böyle hassas süreçlerde yapmış olduğunuz katkılar gerçekten çok anlamlı ve çok değerli. Bugün Başkonsoloslukta, ofisimde
birkaç üniversite öğrencisi, öğrenci arkadaşlarımla birlikteydim. Onlara da ifade ettim. Dedim bugün Öğretmenler Günü ve Öğretmenler Günü'nde ofisimde sizin gibi değerli öğrenci arkadaşlarımla bir arada olmaktan dolayı duyduğum heyecanı paylaşmak istiyorum sizlerle dedim. İçlerinde iki tanesi Türkiye'den buraya yüksekokul eğitim için gelen arkadaşımızdı. Biri ise burada doğmuş, burada tahsilini yapmış, lise eğitimini yapmış ve şu anda uçak mühendisliği okuyan bir genç arkadaşımız. Diğer iki arkadaşımız da birisi Türkiye'den gelen bilgisayar mühendisliği okuyor, yüksek lisans yapıyor. Diğerisi de işletme okuyor. İşte değerli öğretmen arkadaşlarımız, bu tabloyu yaratan sizlersiniz. Bu öğrencilerimiz sizlerin eseri. Dolayısıyla bugünkü bu mutlu günde, anlamlı günde o arkadaşlarımla birlikte bir arada olmaktan dolayı duyduğum heyecanı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu heyecanı yaşatan aslında sizlersiniz. Çünkü az önce de ifade ettiğim gibi o öğrenci arkadaşlarımız sizlerin eseri. Dolayısıyla bu anlamda dünyanın neresinde olursanız olun, sizlerin katkısı ve değerli özverili çalışmaları neticesinde geleceğimizin teminatı olan bu genç arkadaşlarımızı ve çocuklarımızı hangi yaşta ve hangi okul düzeyinde olursa olsun gördükçe mutlu oluyoruz, gururlanıyoruz ve geleceğe daha emin adımlarla yürüdüğümüzü de yaşıyoruz. Öğretmenlik gerçekten özverili bir meslek, kutsal bir meslek ve bu son yaklaşık iki yıl içerisinde özellikle pandemiden kaynaklı zorluklara rağmen siz görev bölgemizde hizmet veren öğretmen arkadaşlarımızın yapmış olduğu, her anlamda yapmış olduğu çalışmalar gerçekten takdire şayan. Bu olağanüstü, hassas, sıkıntılı süreçte ister okullarda yüz yüze fiziki olarak, ister online olarak yapmış olduğunuz eğitim çalışmaları gerçekten takdire şayan. Bir kez daha sizlere şükranlarımı sunuyorum. Şahsım adına şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Başkonsolosluğumuz adına ve görev bölgemizdeki toplumumuz adına size şükranlarımı sunuyorum. Çünkü başkonsolos olarak buradaki bütün Türk toplumunu temsil eden birisi olarak onların adına da sizlere bu teşekkürü etmeyi bir borç biliyorum. Bu mutlu ve onurlu gününüzü çevrim içi de olsa sizlerle birlikte kutlamanın heyecanı ve gururunu bir kez daha yaşadığımı ifade ederek sizlerin bu güzel gününüzü tebrik ediyorum. Sizlere bugüne kadarki özverili çalışmalarınıza ve bundan sonraki devam edeceğiniz çalışmalarınız için de bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle görev başında şehit olan ve ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimizi de rahmetle anıyorum. Manevi huzurlarında saygıyla eğiliyorum. Emekliliğini yaşayan öğretmenlerimize de başta bu olağanüstü süreçte olmak üzere sağlıklar, afiyetler diliyorum. En azından benim şahsımın bu noktaya gelmesinde emeğe geçen tüm öğretmenlerime de sizlerin nezdinde şükranlarımı sunuyorum. İyi ki sizler varsınız, iyi ki sizler var olmaya devam edeceksiniz, iyi ki sizler böyle özveriyle hizmet etmeye devam edeceksiniz. Bugün işte ofisimde o üç arkadaşımla bir arada olmaktan dolayı heyecanı bana yaşattığınız ve yaşatmaya da devam edeceğiniz için bir kez daha teşekkür ediyorum. Sizin tüm öğretmenlerimizin bu mutlu, onurlu gününü bir kez daha tebrik ederek şükranlarımı sunuyorum. Yaşça daha büyük öğretmenlerimin de ellerinden hürmetle öpüyorum. Sağlıklı ve huzurlu, mutlu günlerde tekrar fiziken bir arada olma temennisiyle de bu günümüzün bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyorum. En içten duygularımla sizleri olamayan tüm öğretmen arkadaşlarımı da saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. İyi ki varsınız. Öğretmenler gününüz kutlu, mutlu olsun. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Sayın Başkonsolosum.
Milli Eğitim Bakanı Sayın Mahmut Özer'in 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajı İl Ertesen Bölgesi Öğretmeni Nuhşan Kır okuyacak. Bizler dinliyoruz hocam. Değerli öğretmenlerim, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e baş öğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günün yıl dönümünde ülkemizin dört bir yanında ve yurt dışında vazifelerini layıkıyla icra eden tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Bilgisini insanlığıyla yoğurmuş fedakar ve idealist yol arkadaşlarım. Uzaktan eğitim sürecinde ve yüz yüze eğitime geçtiğimiz bu dönemde canla başla öğrencileriniz için çaba sarf ettiğinize yakından şahit olmak ve sizinle bu yolculukta yan yana yürümek benim için bir gurur vesilesi oldu. Sizlerin azmi, gayreti ve takdire şayan kararlılığıyla ülkemiz eğitimde zor zamanları geride bıraksın. Milli Eğitim Bakanlığı gücünü milletimizin genç dimağlarına ışık tutan siz değerli öğretmenlerimizden almaktadır. Hiçbir model ya da sistem öğretmenlerimizin evlatlarımıza kattıklarından daha üstün olamaz. Bu nedenle öğretmenlerimizin gelişimi ülke geleceğinin teminatıdır. Bu duygu ve düşüncelerle baş öğretmenimiz Atatürk'ü ve görevleri başında şehit düşen öğretmenlerimizi saygıyla yad ediyorum. Emekli öğretmenlerimize sağlık, görevi başındaki öğretmenlerimize başarılar diliyorum. Profesör Doktor Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanı. Kalbi çocuk, insan sevgisiyle çarpan kişidir öğretmen. Çocuğu kutsal sanatkar maharetiyle işler. Görevlerin en kutsalı geçmişte ve gelecekte öğretmenliktir. Bugün tüm öğretmenlerimizin günü kutlu olsun. Şimdi de Atatürk'ün eğitime ve öğretmene verdiği değer konulu anlatımıyla Misbah Bölge Öğretmeni Özlem Altun'un sesinden İsmail Leş Öğretmeni hazırlamış olduğu video çalışmayı izleyeceğiz. Atatürk belki de eğitimin, öğretmenin önemini en iyi anlamış ve anlatmış devlet adamı, devlet kurucusudur. 1921 Temmuz'unda Sakarya Savaşı'ndan az önce bir ara cepheden Ankara'ya dönerek öğretmenlerden oluşan Maarif Kongresi'ni açması ve o arada çok önemli bir konuşma yapması bunu kanıtlar. Hakimiyet-i Miniye gazetesi bu olay için şunları yazmıştır. Mustafa Kemal Paşa, 3. Yunan taarruzunun en ateşli zamanında muallim ordusunun gelecekteki vazifesiyle meşgul bulunuyor. Bu asil ve yüce örnek Türk tarihinin ender bulunan kıymetli hatıralarından biri olacaktır. Kuşkusuz bu dünyada tarihinde de benzeri bulunmayan bir örnektir. Atatürk 1936'da Florya Köşkü'ndeki toplantılardan birinde Behçet Kemal Çağlar'a dönerek "Sen çabuk şiir yazarsın. Şu içerideki odaya çekil. Ben de hangi nitelikleri görüyorsun? Hepsini anlatan bir şiir yaz." emrini verir. Şair istenileni yapar. Yarım saat sonra uzun bir şiirle gelir. Atatürk, "Oku bakalım." der. Şair mısralarını canlı ve hakkını vererek okur. Atatürk'ün yiğitliği, zaferleri, devrimleri bir bir dile getirilmiştir. Fakat Atatürk olmamış der. Benim asıl bir niteliğim var, onu hiç yazmamışsın. Herkes şaşırmıştır. Bu yazılmayan niteliği ne olabilir? Atatürk dinleyenleri fazla bekletmez. Benim asıl kişiliğim öğretmenliğimdir der. Ben milletimin öğretmeniyim. Bunu yazmamışsın. Atatürk gerçekten Kurtuluş Savaşı ve inkılaplarını hep bu sabırlı, ikna edici, güven verici öğretmenliği sayesinde başarmıştır. İstiklal Savaşı zaferle sona erdikten sonra kendisine "İşte memleketi kurtardınız, şimdi ne yapmak istersiniz?" diye bir soru yöneltilince Atatürk şu cevabı vermiştir. "Eğitim Bakanı olarak milli irfanı yükseltmeye çalışmak en büyük emelimdir." Atatürk 1. Dünya Savaşı yıllarından başlayarak öğretmenlere, halka seslenmiş ve eğitimle ilgili konuşmalar yapmıştır. Ayrıca her zaman okulları ziyarete, derslere girip öğretmenleri izlemeye ve böylece onları bireysel olarak aydınlatmaya da önem vermiştir. Atatürk Kayseri Lisesi'nde Abdullah Efendi adında bir fizik öğretmenin dersine girmiştir.
Öğretmen sanki sınıfta Atatürk ve arkadaşları yokmuş gibi son derece tabii şekilde dersine devam eder. Bir ara Atatürk kara tahtanın önünde durunca öğretmen, "Paşam, biraz çekilin, çocuklar tahtayı göremiyorlar." der. Atatürk büyük bir hayranlık, arkadaşları büyük bir şaşkınlık içindedir. Zil çalıncaya kadar Abdullah Efendi dersine devam eder. Demek ki o, dersinde dersten başka hiçbir şeyle ilgilenmeyen bir öğretmendir. Dershaneyi bir mabet, dersi bir ibadet gibi gören bir öğretmen. İşte Atatürk, öğretmen Abdullah Efendi'ye bunun için hayran kalmıştır. Atatürk, Türk eğitim tarihinde çok önemli bir yer tutar. O, yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti için yeni bir eğitim felsefesi ve politikası benimsemiş ve eğitimimizde en zor fakat en gerekli atılımları gerçekleştirmiştir. Atatürk'ün eğitime gösterdiği amacı, amaçları her an hatıramızda tutmamız gerekir. Bunlar akılcı, insancıl, çağdaş, mini bir Türk eğitiminin temel ilkeleridir. Ona nazik davran fakat kucaklama. Çünkü ateş çeliği saflaştırır. Bırak sabırsız olacak kadar cesareti sahip olsun. Bırak cesur olacak kadar sabrı olsun. Şimdi İhsan Uğraş tarafından kaleme alınmış ve bölge öğretmenlerimizden Aslıhan Öz, Elif Emiral ve Gülay Taş tarafından seslendirilen Sen Öğretmensin şiirini dinleyeceğiz. Kara katran geceleri aydınlık, sislere rüzgardır ülkün. Almadan veren elsin, mum gibi eriyensin. Sen öğretmensin. Seni arayanların nerede bulacaklarını biliyorum. Yunus'un sevgisinde, Yusuf'un çilesinde, aydınlık yarınların göz bebeklerindesin. Sen öğretmensin. Sen elinde ak tepeşir, kara tahta başında, karanlık yarınlara ak ipliklerle aydınlık şafaklar öğrensin. Sen öğretmensin, gönüllerdesin. Sen öğretmensin. Sen öğretmensin. Sen Yusufça sevdalanan yürek. Sen Yusufça bükülmeyen yürek. Sen ipiye sarılmış çeliksin. Sen öğretmensin. Uzak dağ köylerinin çiğdem çiçeği, öksüz navruzu zemhenilerin, bahar muştusu kardelensin. Sen öğretmensin. Hani gün batımı tepe başlarında yalnız ağaçlar olur ya, yurdumun dört yanında, en ücra dağ başlarında, yalnız ağaçlar ihtişamında, kızıl grup güzelliğindesin. Sen öğretmensin. Ben tanırım seni, çektiklerini ben bilirim. Dağ köylerinin tipi ultularında, yalnızlığını çay dumanlarına, efkarını memleket türkülerine yükleyensin. Sen öğretmensin. Sen bazen Volga, bazen Tuna, bazen Seyhan, bereket yüklü Fırat'sın. Bazen Çoruh, kaynağı cennet olan Dicle'sin. Sen öğretmensin. Fatihler yetiştiren Akşemseddin, Yavuz'un can dostu Hasan Can'sın. Dervişsin Yesevi ocağında, insan sarrafı, yarınların mimarı, ahlak abidesin. Sen öğretmensin. Eğer yapabilirsen ona kitapların mucizelerini öğret. Fakat ona sessiz zamanlar da tanı. Gökyüzündeki kuşların, güneşin yüzü önündeki arıları ve yemyeşil yamaçtaki çiçeklerin edebi gizemini, okulda hata yapmanın hile yapmaktan çok daha onurlu olduğunu öğret ona. Değerli dinleyicilerimiz, şimdi de Ülkü Duysak, Adem Akgöl ve Funda Menekşe tarafından kaleme alınmış Farklı Ben Öğretmenim başlıklı şiirlerini bölge öğretmenlerimizin seslendirdiği kolaj videoyu izleyeceğiz. İyi seyirler. Ben öğretmenim. Ben öğretmenim. Eserinin altında imzası olmayan tek sanatçı benim. Bahçemde bin bir türlü çiçek vardır açmayı bekleyen. Narin kelebeklerim vardır benim uçmayı bekleyen.
dağ çiçeklerinin kokusu dolar içime. Gökyüzünün mavisi örtü olur üzerime. Yıldızlarla söyleşirim geceleri. Işığı en parlak yıldızlar. Benim yıldızlarımdır. O yıldızlar benim oğullarım, kızlarımdır. Ben öğretmenim. Sorumluluklar taşırım herkesten çok. Vebali üzerimdedir masum yüreklerin. Zeytin karası gözler umutla bakar gözlerime. En zor anlarımda ben o umutlara tutunurum. İnce, narin elleri sevgiyle uzanır ellerime. Zamanın teknesinde her gün ben onlarla yoğrulurum. Ben öğretmenim. Aradığım ne varsa iyi, doğru, güzel olan. Bildiğim ne varsa yalandan, riyadan uzak. Çocuklarımın yüreğinde bulurum. Gün gelir her insan gibi ben de yorulurum. Saçlarıma aklar düşer. Gözlerimin feri söner. Anılarım boynumu büker. Beklerim gözlerim yollarda. Bir el kapımı çalsın diye. Yurdumun dört köşesinden çocuklarım. Ben Ayşe'yim. Ben Ali'yim. Ben Feride'yim. Öğretmenim. Ben geldim. Desinler diye. Kimseler ses vermezse eğer sesime, işte o zaman bir yıldız kayar gökyüzünden ve bir mum söner. Ben bir öğretmenim. Hamurumdur yaratılan her insan. Şekil verir, renk katarım. Farkı yoktur benim için. Siyah, beyaz, zengin, fakir, her can. Ben bir öğretmenim. Bir sarrafım ben. Mihengim bakışlarımdır. Kimin altın, kimin pırlanta olduğunu, kimin sevgiye, kimin bilgiye muhtaç olduğunu anlarım. Meşalenin şeklini takmam kafama. Dibine verdiği ışığa bakarım. Ben öğretmenim. Baş öğretmen Atatürk izinde bilimle, fenle yolunu çizen, gösterdiği hedefe yılmadan sabırla yürüyen, işte o benim. Ben öğretmenim. Minik kalplerde taht kuran, cehalete karşı duran, yeri geldiğinde ip atlayan, yeri geldiğinde top oynayan, yüreği hep çocuk kalan, işte o benim. Öğretmenim, kimi bozkırlarda açan çiçeğim, kimi dağ başında yanan ışık, kimi büyük şehirlerde sıkışık, kimi bir başına da alışık. Nerede olursam olayım, vatanıma aşık. İşte o benim. Sevdalısı buyum, dolaşırım sınırlarındayım. En yüksek kuşlarına çıkar, bayrak olur. Ben, öğretmenim, bir rüzgar olur eserim. Ben öğretmenim. Yalnızlık türküleri söylerim mezralarda. Kemeraltı çarşısında insan seline karışır, karışır yüreğim, umut olurum. Ben öğretmenim. Göçmen kuşlar gibi dolaşırım yurdumda. Geceyle biter yolculuğum, aydınlık olur her yan, ışık olurum. Ben öğretmenim. Bahar'ın sevdalısı. Çocuklarımın gözlerinden akıp içeri can veririm, hayat olurum. Ben öğretmenim. Gökyüzü hepimiz için mavi. Bulut olur dolaşırım göklerde. Sonra indiğim yerde rahmet olurum. Ben öğretmenim. Gün olur bir nehrin üzerinde köprü. Bir çiftçinin motor gürültüsünde, bir doktorun neşterinde. Her yerde, her şeyde ben olurum. Ben öğretmenim, tarih anlatırım. Kocatepe'ye uzanır ellerim, Çanakkale'ye, Sakarya'ya, Mustafa Kemal olurum. Şimdi bir öğrencimize canlı olarak bağlanacağız. Önder Tiryaki isimli öğrencimiz. Ben Bir Gülüm Öğretmenim isimli şiirini okuyacak. Sevgili Önder, mikrofonunu açabilirsen çok seviniriz. Başta baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimiz
Senin öğretmenler gününüz kutlarız. Yorum senin öğretmenim. Ben bir gülüm. Sen bahçıvan. Çok açarsam eser senin. Mis kokarsam hüner senin. Ama bir de soldurursan günah senin. Günah senin öğretmenim. Ben elmasım. Sarraf sensin. Pırlantaysan emek senin. Parlıyorsan yıldız senin. Ama bir de parçalarsan kırk senin. Kırk senin öğretmenim. Ben boş defter. Sen kalem. Doğru yazsan yarın senin. Güzel yazsan ikbal senin. Ama bir de karalarsan vicdan senin. Vicdan senin öğretmenim. Ben öğrenci, sen öğretmen. Başarırsan hüner senin. Kazanırsan zafer senin. Ama bir de kaybedersem yok diyecek başka sözüm. Yorum senin. Yorum senin öğretmenim. Bravo. Çok teşekkür ediyoruz Önder. Şimdi bir başka öğrencimize bağlanacağız. Sude Ağzıkara öğrencimiz bize güzel sözler okuyacak. Mikrofonunu açar mısın sevgili seyircim? Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanmamıştır. Mustafa Kemal Atatürk. Teşekkür ederiz Sude katıldığın için. Şimdi biz programımıza hazırladığımız slaytlardan devam edeceğiz. Öğrencilerimize tekrar katılımları için teşekkür ediyoruz. Şimdi öğrencilerimize sorduk. Bu bölümde yine öğretmen nedir sizce? Öğretmen deyince aklınıza ne geliyor? Ve bununla ilgili kısa bir video hazırladık. Bölgemizden Sevda Koşun, Selma Kahraman, Çiğdem Ayhan ve Haydar Toprak öğretmenlerimizin öğrencileri bu videoda yer aldılar. Öncesinde Selma öğretmenimizin yine iki öğrencisi güzel sözler söyleyerek başlayacak ve bu şekilde programımız devam edecek. İyi seyirler diliyorum ben. Başlayalım. Öğretmenler, Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister. Mustafa Kemal Atatürk. Bana bir harf öğretmen, 40 yıl kölesi olurum. Hazreti Ali. Öğretmen deyince... En büyük mutluluk senin öğrendiğin olmak. Bana öğretmen deyince yardım eden ve okuma yazmayı öğreten bir kişi geliyor. Öğretmen ilk cemcidir. Çocukların gülüşüne düşen. Öğretmen öğrettiği her harfte yavrusuna yem taşıyan bir serçenin telaşını taşıyandır. Öğretmen emektir biraz aşktır, umuttur. Öğretmen baharın çiçek tozlarını yaratandır, kendi tebeşirinin tozundan. Öğretmen verirken son nefesine, bana çiçek getirin dünyanın bütün çiçeklerini diyendir. Karanlıkları aydınlatır, öğretmenim geleceğimdir. Öğretmenim ay gibidir. Öğretmenim rüyamdasın. Öğretmenim güzel etkinlikler yapar. Öğretmenim oyunları çok güzel. Öğretmenim çok güzel şeyler yapar. Öğretmenim sayesinde okuma yazma öğrendik. Öğretmenim, siz çok güzel öğretmenimsiniz. Öğretmenim, siz güneşsiniz. Öğretmenim, siz benim arkadaşsınız. Güzel, güneş gibi doğarsınız. Öğretmenim, çok güzel ders anlatıyorsunuz. Çünkü çok güzelliğiniz güneş gibi doğar. Biz sizi çok seviyoruz. Öğretmenlerimiz kutlu olsun. Değerli dinleyiciler, sırada velilerimizden gelen mesajlar var.
Bölgemizden Sevim Halkın öğretmenimiz ve Nurlu Özday öğretmenimizin katkısıyla gelen mesajları birleştirdik. Onları izleyeceğiz. Hemen ardından öğretmenlerimizin çizmiş olduğu, öğrencilerimizin çizmiş olduğu Öğretmenler Günü konulu öğrenci resimleriyle sizinle. Öğretmenim, iyi ki varsın. Ben Türkçe öğrendim. Şimdi benim çocuklar öğreniyor. Teşekkürler. Öğretmenimiz, iyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz. Türk kültürünü yurt dışındaki çocuklarımıza öğrettiğiniz için teşekkür ederiz. İyi ki varsın öğretmenimiz. Çocuklarımıza Türkiye'yi, kültürümüzü tanıttığınız ve Türkçemizi güzel kullanmalarını öğrettiğiniz için teşekkür ederiz. İyi ki bizim öğretmenimizsiniz. Varlığınızla, sağlığınızla hiç eksik olmayın. İyi ki varsınız. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Öğretmenim, sizi çok seviyorum. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. İyi ki bizim öğretmenimizsiniz. Hayatımızda kıymetli izler bıraktığınız için çok teşekkür ederiz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Şarkısıyla İsmailaş öğretmenimizin öğrencisi ve Lindor bölge öğrencisi Elif Kula yer alacak. Hemen ardından Tosberg bölgesi şarkı etkinliğinde öğretmenim, canım benim, canım benim. Seni ben pek çok, pek çok severim. Sen bir ana, sen bir baba. Her şey oldun artık bana. Okut, öğret ve nihayet yurda yararlı insan et. Okut, öğret ve nihayet yurda yararlı internet. Öğretmenim, canım benim, canım benim. Seni ben pek çok, pek çok severim. Sen bir ana, sen bir baba. Her şey oldun artık bana. Okut, öğret ve nihayet yurda yararlı insan. Okut, öğret ve nihayet yurda yararlı insan et. Müzik
Tüm öğrencilerimize bu güzel gösterileri için çok teşekkür ediyoruz. Programımızın sonuna yaklaşmış bulunuyoruz. Son olarak Bir Sevdadır Öğretmen Olmak isimli bir slide gösterimiz var. Andımız ve ardından öğretmen marşı çalacak. Az önce bağlanmış olduğumuz öğrencimiz Sude'nin sözleri yarım kalmış. O yüzden ben kendisini tekrar davet etmek istiyorum kapatmadan önce. Sude, lütfen çalışmanı bize tekrar sunar mısın? Çok özür dilerim. Bir de herkesin öğretmenler günü kutlu olsun. Toplumun düşmanı cehalet. Cehaletin düşmanı öğretmendir. Gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenin eseridir. Mustafa Kemal Atatürk. Bana bir harf öğretinin 40 yıl kölesi olurum. Teşekkür ederiz Sude. Sude'nin bu güzel sözleriyle beraber biz de 24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle hazırlamış olduğumuz programın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sayın Ateşem, siz kapanışta bir şeyler söylemek ister misiniz? Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Çok etkili bir program oldu. Duygu yoğunluğu yaşadık. Öğretmenlik mesleğinin aslında somut çıktılarını da gördük. Çabalarınıza tanıklık ettik. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Sayın Başkonsolosum herhalde programı şey yapacak. Sayın Başkonsolosum, buyurun. Estağfurullah. Teşekkür ederim Sayın Ateşem. Ben de sizin söylediklerinizle yürekten katılıyorum. Çocuklarımızı görünce onların o heyecanını, o güzelliklerini, o dile getirdikleri duygularını, hissiyatlarını gördükçe sizin de ifade ettiğiniz gibi öğretmenlerimizin işte özverili çalışmalarının o güzel sonuçları da bunlar, meyveleri bunlar.
bir öğrencimizin galiba Elif kızımızdı. O şarkısında da ifade ettiği gibi öğretmenlerimiz çocuklarımızın her şeyi oluyorlar. Onları yurda yararlı insanlar olarak yetiştirmesine katkıda bulunuyorlar. Bir kez daha ben tüm öğretmenlerimize bu değerli katkıları, çalışmalarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Programa katılan öğretmenlerimiz başta olmak üzere, Başkonsolosluğumuz görev bölgesinde hizmet veren öğretmenlerimiz olmak üzere, ez cümle tüm öğretmenlerimizin bu mutlu, onurlu gününü tebrik ediyorum. Bu güzel Duygu Yüklü programın hazırlanmasında emeğe geçen herkese de çok teşekkür ediyorum. İyi ki kıymetli öğretmenlerim sizler varsınız. Sizlerin yetiştirdiği öğrencilerimizle yolumuza daha sağlam devam edeceğiz. Tekrar sizleri saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Teşekkür ederiz Sayın Başkonsolosum. Bölge öğretmenlerimizden şu an mikrofonunu açmış olan öğretmenlerimizi gördüm. Acaba söz almak isteyen olur mu? Duygularını ifade etmek isteyen bu özel günde, bizimle paylaşmak isteyen varsa öğretmenlerimize de son bir söz verelim ve programımızı sonlandıralım. Ben konuşabilirim. Buyurun Sabahattin. Sayın Başkonsolosum, Sayın Ateşem, değerli arkadaşlarım, hepinize tekrar merhabalar, teşekkür ederim. Bizler bu bölgede çalışan öğretmenler olarak gerçekten şanslıyız. Her şekilde programlarımızın içinde bulunan, devlet adına görev yapan iki tane yöneticimiz sürekli bizlerle beraber, halkla, toplumla beraberler. Bizler öğretmen olarak bilgiye ulaşma yolunu öğreten, ona ulaşıp hayatın içinde kullanma, kullanıp işte toplumla paylaşma yolunu öğreten bireyleriz. Böyle olmalıyız. Artık bilgi öyle bir hale geldi ki her yerde her zaman ulaşılabiliyor. Ama nasıl kullanılacağı, ne amaçla kullanılacağı çok önemli. Öğretmenlik bir meslekten öteye karşılıksız sevebilmektir. Yani biz çocuklarımızı yetiştirirken toplumun değerleri, ülkenin, milletin değerleri, devlet geleceği ve her şeyden önemlisi bununla beraber dünya vatandaşı yetiştirmemiz gerekiyor. Çünkü mesafeler kısaldı. İnsanlar bir bakıyoruz birçok yerde farklı yapılarda görevler alabiliyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin işte Avrupa Birliği'ne girme girmeme gibi zaman zaman beklentiler oluyor, çabalar oluyor. Ama biz insan kalitemizi, nitelikli insan yetiştirdiğimiz sürece zaten dünyanın her yerinde bizler varız. Bunu da çoğu şekilde gösteriyoruz. Asıl başarı, asıl devletin, milletin geleceği de bu şekilde şekillenecektir. Bunda da görev alan tüm kardeşlerime, meslektaşlarıma aczane teşekkürlerimi, saygılarımı sunuyorum. Herkese teşekkür ederim. Teşekkürler Sabahattin Hocam. Öyleyse tekrar bizi dinleyen, burada bulunan tüm öğretmenlerimize, katılımcılarımıza, öğrencilerimize bir kere daha teşekkür ediyor. Bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Programımızı da sonlandırıyorum. Başka bir programda görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar, hoşçakalın. İyi akşamlar. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kapanış pozu verelim isterseniz arkadaşlar. İyi akşamlar. Bu kapanış pozunu verelim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Kutlu olsun. Hepimizin. Geçen sene bizim bu amblemimizdi. Arkadaşlar, evet. Yeni gelen arkadaşlar bilmiyor olabilirler. Evet. İyi akşamlar. Aynen. Öğrenmiş olduk hocam biz de. Evet. Hoşçakalın. Kutlu olsun. İyi akşamlar. İyi akşamlar tekrar.